Bir serbest oluş programıyla bir kez daha karşınızdayız. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. İyi haftalar. Artık tabii ligimize de lig ligimize de bir e, ara verildi seçimden dolayı. Özleştik gibi de oldu sanki ya, değil mi? Ama tabii yurt dışında e, şampiyonluk yarışı birçok ligde devam etti. Birçok evet. haber bombardımanı devam etti. Biz de bu haberleri sizler için her zaman gibi toplayacağız ve ilk haberimiz Manchester United'ın yepyeni sayfasıyla. Ole Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık sözleşme <laughs> imzalandı. Şimdi hani taktiksel dokunuşlar yok mu? Tabii ki var. Ama asıl yaptığı zaten en başta Pogba'yı kazandı. Ona özgürlük verdi. Ona biraz mutluluk, huzur verince e zaten Pogba dediğin adam takımı üzerine inşa ettiğin adam. E birçok şey değişti ama şimdi önümüzdeki sezon Pogba kalacak mı o bir soru işareti. Bu sezon neyse de önümüzdeki sezon için de e ne olursa olsun hani üçüncü sıraya oynaması ideal bence. Evet, ama heyecan katıyor kesin yani. <laughs> Liverpool'un Mısırlı golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Bir kadın hayranının <laughs> Salah'a sarılmasını yorumlayan annesi. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım ifadelerini kullandı Saçını yazıyor Salah olur. da bunu yayınlıyor. Şimdi... Bu arada yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı, evet. Dikkatimden hiç kaçmadı. Oo. Salah normalde hiç eşiyle fotoğraf paylaşmıyor. Hiç. Haa. Dün, dün, dün eşi ve çocuğuyla bir fotoğraf paylaştı. Uzaktan çekilmiş de olsa ve bu ilk fotoğraf. Demek ki eşi de Salah yolma <laughs> noktasına gelmiş yani. <gülüyor> Annesi <gülüyor> çok haksız <laughs> değil. Şimdi bu görüntü sürekli ya Adam arkadaki yani. arkadaki pano gibi kıpkırmızı olmuş ya. Yazık utancından. Çocuk neler yaşıyor? Kız Brezilya ya? mı acaba? Allah, nereden tanıdınız? <laughs> Bu yeni bir kız hiçbir yerden hatırlamıyorum. ya bana da müthiş birini hatırlatır ama çıkaramadım. <laughs> Brezilyalı havası var. Ben bekledim sizden gelir böyle bir şey diye ama kimse orada değil. Ve haftanın olayı. En ünlü şemsiye. Tabi bak ırmakçım Çıkan fırtınada. Yapamam yapamam yap. Ya böyle bir şey. <laughs> ben şeyi gördüm. Sezen Aksu'nun gidiyorum yapmışlar. Gidiyorum bütün aşklar diye. Şimdi normalde bu boyutlardaki şemsiyeler, tabii siz de çokça denk geliyorsunuzdur. Ya böyle çok büyük blok taş olur e, şemsiyeyi tutabilsin diye. Ama burada malzemeden <laughs> kaçıp böyle bir şey yaptıkları için de bilip üstüne gidiyorlar. <laughs> ya çok kötü uçuyor ya. Sonra bir röportajı var. 4 metre yüksekliğe çıkmış. Sonra oradan, e, <laughs> oradan bırakmış diye. kendini. Şu an sağlık durumum iyi diye. <laughs> Hatta şemsiyenin <laughs> önünde hatıra fotoğrafı çekmişler sonra. Atladım diye açıklaması var. Kobe mi Jordan mu? Jordan mı? Lebron mu? Lebron mu? Kobe mi? Fonksiyonlarının içerisinde tabii herkesin bir fikri var. Bir düşüncesi var. Ben, ben tabii 1'e koyuyorum. Ben 1. Jordan'ı 1'e koyuyorsun. Ben de öyle. Ama Kobe Bryant kendisini 1'e koyup Jordan ve Lebron James'i 2 ve 3. <laughs> sıraya Ya Onu da şöyle yorumlayabiliriz. E, netice bile Le LeBron Michael Jordan mukayeselerinde zaten Jordan'ı Kobe'de öne koydu açısından da bakabiliriz bu olaya. Abi şimdi Kobe'nin kendi yıllarca açıklaması var. adam Michael Jordan bütün hareketlerini izleyerek birebir taklit ederek her şeyi bütün hareketi, jest mimikleri falan aynı. Adam zaten Jordan'ı izleyerek e, ben basketbolcu oldum diyor. Yani orada öyle küçük bir mizah da olabilir. Ama diye neyse de LeBron, Lebron sonucu. Lebron sonucu. <gülüyor> <gülüyor> kümeye kümeye LeBron James kümeye James. <laughs> <laughs> bir ırmak ya bir gün Senin, senin kafana şey koyalım, ben de deneyeyim. Nasıl yani? Yayında mı? Çekecek miyiz? Ee, bir kaydederiz tabii ya. Yani şişeyi vurursam bayağı başarılı bir performans olarak her yerde yayınlarız. Yani seni artık. <laughs> vurursam artık. Beni vurursan da bir ederi var, ben sana söyleyeyim. Ya Irmak baya baya eğlenceli olabilir. Ya bizim böyle şeyler denememiz lazım Irmak ya. Oturduğumuz yere çakıldık kaldık. <laughs> şeyler mi? <laughs> Açın Merve'nin önünü. Irmak'ın kafasına elma koyup ok. elma vurmaya çalışacağım. Giyom hesabı. Nereden çıktı bu okçuluk merakı? Sen beceremezsin ki böyle şeyleri. Maya sporu bu. Ne demek beceremezsin? Bunda da başarılı olacağım. Ah Abi ben bir arkadaşımızın sitesinde havuz var tamam mı? Bir hmm. normal yetişkinler için bir de tabii klasik çocuk havuzu var. İki antrenman arası, sabah akşam antrenmanı iki antrenman arası gidiyoruz. İşte Tursanların sitede havuza giriyoruz falan. Bizim Serhat da her şeyde böyle şeydir yani. Ben yaparım, ben yaparımcılar vardır ya. Bu dedi ki ben her yerden balıklama atlarım. Önce hmm. havuzun yukarıda bir tane balkon oradan atladı, havuza atladı, millete eğiliyor üstüne atlıyor falan filan sonra gel dedi ki şey atlayacağım ben. Çocuk havuzuna atacağım. Atlarsın atlayamazsın. Atlarsın atlayamazsın. Ben işte orada ben devreye girdim. Ve şöyle aslında yapılmaması gereken bir şaka yaptım orada. Çocuk havuzuna girdim ama biraz eğildim. Gel dedim bak burası. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sonra bir atladı. Evet böyle yapılmaması gereken öyle şakalar yaptık. Evet. evet. Bak, ölür biliyorsun değil mi insan öyle Tabii bilir. işte çocuk, çocuk aklımızda ne kadar öyle çocuksun? gerizekalılık yaptık. Çorbaları mı karıştırıyor? Evet, neden? Sonuçta hepsi midede karışacak değil diye, diyerekten. 5 çeşit zeytinyağını böyle meze tabağı gibi küçük bir tabakta yaparsın yani. Hani anlarım. Abi çorba ben çorbanı karıştırmanın ve üzerine de bu şekilde kameraların önünde yemenin mantığını anlamış değilim yani. Abi ben o bayıkların mantığını anlamadım her şeyden <laughs> O bayıklar ne? Abi. Bir tane kebapçı var böyle. Ya zaten olan. bu steak, etçilerde bir kebapçı. Etçi, hmm. Etçilerde bir. Ya hepsi mi aynı olur abi? Antalya'da etçiye gidiyorsun. Aynı tip, aynı Her bıyıklar. şey, e, şey, şapka falan takıyorlar. İşte bu kovboy şapkaları falan. Kovboy mu görmedik? Kovboy deyince John Wayne gibi, Ringo gibi, Django gibi olacak. Sonra Apache'ler, reis oturan ayı. Kovboy şapkası takıp duruyorlar sanki Amerika'dan başka yerde et yenmiyormuş gibi. NBA yönetimi önümüzdeki sezon bir maçın Fransa'da oynanacağını açıkladı. Normal sezon maçı olacak. Bu vurgu önemli. normalde zaten NBA her sene Londra'da bir maç düzenliyor. Ama Londra'da NBA'in Avrupa genel merkezi olduğu için aslında İngiltere'de de biraz böyle basketbol adına PR çalışması gibi düşündükleri için İngiltere'de yapıyorlar, Londra'da yapıyorlar. Hep aynı şehirde oluyor zaten. Ama bunun aslında pek bir geri dönüşü olmuyor İngiltere'de basketbola. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda çok uğraşıyor NBA bunun için ama bir karşılığı yok. Bence asıl e, pazarlama çalışmasından ziyade bende şöyle bir şey uyandırıyor. Euroleague'de biliyorsunuz bir süre çok konuşuldu. Euroleague ile NBA'in bir noktada birleşeceği. E, işte NBA'in Avrupa ayağı olacağı diye ben mesela birçok inanmayan vardı. Ben bu iddialara çok inanan ve belli ciddi kaynaklardan da olma ihtimalinin çok yükseldiğine dair bilgi alan biri olarak e, ben tamamen oraya gittiğini düşünüyorum işin. Organizasyonun takvimi, e, şeması birçok şeyi çok fazlasıyla değişecek. Ama buradaki tab tabii ki tek amaç zaten pazarı genişletmek. Evet, şimdi İspanya'ya gidiyoruz. Gerçekten kafa karıştırıcı açıklamalarıyla Pike yine İspanya'da gündem oldu. Dilinin kemiği yok Pike kardeşimizin. <laughs> bir programda, televizyon programında kendisine şöyle bir soru yöneltiliyor. Geçtiğimiz ay kaç kez seks yaptın şeklinde bir soru yöneltilmiş ve o da Bernabeu'dakiler sayılıyor mu demiş. Her konuyla ilgili fikri olan, söyleyecek bir şey olan ben fikrim var da dile getirmekten biraz yani ediyorum şu an. FIFA oynarken diyeyim, hadi FIFA oynarken mesela biz de arkadaşlar arasında e, benzer bel altı çirkin söylemlerde bulunabiliyoruz. Ama onu kendi aramızda yapıyoruz. Yani bunu şimdi sen göz önünde bir futbolcu olarak, milli futbolcu olarak ezeli rakibin Real Madrid'e söylersen oralar biraz karışır. Yani biraz karışır, oralar biraz karışır. Hayır ama bir de bir de Bernabéu'ya gittiğin ilk maçta yenilirsen bu lafı hatırlatırlar. E ee, hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Peki bu arada Lionel Messi oldukça ironik bir espri anlayışı var diyor Messi için. Hayatımda tanıdığım en büyük trolllerden biri kesinlikle Messi açıklamasını yaptı. Neden? Çünkü henüz ırmak kazı'yı tanımıyor. Cediye Osman, berberinin Los Angeles'a taşınması sebebiyle saçını sadece Los Angeles'a gittiği zaman kestirebiliyor. Bir Vallahi berber ve düşün. kuaför sadakati diye bir evet, gerçek var, var hayatımızda. Var, var. senin var mı? Var tabi. Niye çok düşündün? <laughs> yok var. <şu> kesin <laughs> yok ya kesin. Zaman, <gülüyor> <gülüyor> kesin gidip başka yerde kestirmiş yani. Hayır belli ya verdiğin cevaptan belli. Hayır ama çünkü şöyle, şöyle var tabii. Mecburdum. Ee, ben evime yakın İstemen olsun istiyorum olmam. abi. ben Evime yakın bir pişman yer buluyorum Bir daha hiçbir zaman ben. değiştirmiyorum Değil ama pişman evimi değiştirmedim mısın? sürece. Ya, ev, tamam pişman mısın? Ben her berberden bir şeyler katıyorum kendime. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yeni e, saç kuaförleri de bir, bir tane bir videoda şey konuşmuştuk berber dokundurması diye bir var mı? <laughs> Ha? Yok ondan sebep değil, ondan sebep değil. Hayır, Ermen Berlen bir şey alıyorum deyince. İkay Gündoğan bir internet sitesinin yapmış olduğu ankete şöyle bir yanıt vermiş. Bu ülkelerin Favori oyuncularını, en iyi futbolcularını kendinizce. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi ilk listeyi saymaya başladım dedim ki aktif sporculardan mı bahsediyor? Ama bence aktif çok üzerine düşünmemiş o zaman ya. Ama diyor ki name your favorite food. Yani sana göre en iyisi edemem, diyor. Kabul edemem. Tamam bak belki ben çok favori. İlkay'a göre yere. diyor yani. Hayır ya. Peki sana göre kim S sıra, say sen say. İngiltere'den kim seçeyim? Ama bak sen saysana. Hocam çok radikal gideceğim ben ya. Ah, dikkat çekmek için radikal tweet'lere atan adamlar vardır ya. Arjantin'de Juan Román Riquelme diyeceğim. <laughs> Brezilya'da Ronaldo diyorum. Almanya'da Klinsmann diyorum. Fransa'da Zidane, İtalya'da Totti, Portekiz'de Figo. İngiltere'de Gerrard, Hollanda'da Clifford diyeceğim. Belçika'da da hadi De Bruyne diyeyim ya. Yani. Messi, Zico, Kan, Zico, Zico, diyecektim bak şimdi karıştırdım. Tamam. Zidane, Zidane, Pirlo, Portekiz'de yani Figo da denebilir tabii ama yani şahsi olarak Figo'yu tercih ederim tabii ki. Ama Ronaldo diyeceğim. Ronaldo. Sen de kimi dedin? İngiltere'de, İngiltere'de mi? Sen Gerard dedin. Ben Gerard dedim. Yani Gerard'da biraz duygusal gittim ya aslında. O söyleyecek evet adam yani. var bir sürü de. Olsun Shearer, var. Alan Shearer diyorum. Ee, Hazard diyeceğim ve tabii ki Cruyff. Siz de listenizi yapar mısınız şeyin altına? Sizin listeniz bu konuda ne olurdu? Siz listenizi yapın lütfen, merak ettim. 4 Nisan'da başlıyor. Minimum e, kampanyaya katılma tutarı 20 liradan belirlenmiş. Yine 20 lira tabanla işte ucu açık zaten. Şimdi burada 60-65 milyon euro Fenerbahçe'nin e, Avrupa'dan men tehdidinden uzaklaşabilmesi için net gerekli olan rakam. Ama onun altında toplar. 30 milyon euro topladı diyelim ki. UEFA'ya diyebilir ya bak biz bu kadar sürede Nisan'da başladık. Sezon sonuna kadar 30 milyon euro topladığımız bir şeyimiz var ve bu kampanya devam ediyor. Bu bizim gelir kalemimiz gibi. Yani elini UEFA'ya karşı da güçlendirecek. Ne kadar toplarsa... Çabaladığını gösteren de bir Aynen şey bir ve yandan. böyle bir gelir elde etme e, modeline de gücüne de sahip olduğunu göstermiş olacak aslında. Bu arada taraftarlar içinse katkı yapan her taraftarın isminin sana yazılacağını söyledi. Evet. De değişik bir kampanya modeli. Yani biraz daha daha önce gördüklerimizden farklı bir kampanya modeli. Merak ediyorum ben neyle sonuçlanacak. Gürkan Özdemir, "Peaky Blinders bitmedi. Kalbimizde şu an 5. sezon bu sene yayınlanacak." demiş. Evet bu Konuyla ilgili çok yorum gelmiş. Teşekkürler öncelikle. Ben açıkçası diziye başlarken dizinin kaç sezon olduğunu dahi bilmiyordum. Bizim geçen haftaki program yayına çıktı. Yorumlara bakarken ben bir gördüm. Aa bitmiyormuş çünkü ben sana bitiyor dedim. Hmm. Yok dedim. Acil dizi bulmam lazım. Boşluktayım diye ve hala yok hele bir dizi. Evet hangi diziyi izleyeyim? Ama böyle akıcı sürükleyici falan olsun. Böyle Peaky Blinders gibi. Mesela bak tarzım o. Cafer her şeyi bilir. Kaleci eldivenindeki toy ayrıntısı 10 numara işçilik. Editöre gerçekten helal olsun. Cidden harcanıyor buralarda demiş. Ya hakikaten bak o konuda ciddiyim. Seni tebrik ediyorum ve ben bunu sana sosyal medyadan da tebriklerimi ilettim sana. Ancak yorumun sadece o kadarki kısmına katılabiliyorum. Cafercim. E, <laughs> burada harcanan editör Hakkı nereye gidecek yani? Nereye gidecek? Kendisi koymuş dans eden... Bu editör nereye gidecek? Ay, koy, koyduğu şeyi gördün değil mi kendisine? Gid, gidecek yerde dan, kızların arasında dans ediyor editör. Gördük, gördük. <laughs> i̇şte anca oraya gider yani. Nereye gidecek? Berko Kedin yokken o evde ben vardım Merveciğim. Tekrar o günlere dönmeye cesaretin var mı? Allah Allah. Tanıdık biri mi? Kedim yokken o evde sen varsan. Evin eski sahibi. Şimdi neden yoksun? Ha? Eski ayırmadım. kiracı mı? Aa. Aa. Ama diyor ki tekrar o günlere dönmeye cesaretin var mı? Sanki birlikte geçirdiğimiz günlermiş gibi bir vurgu olmuş o ikinci hmm. cümle. Berkocum. E, ne diyeyim yani? Var cesaretim o günlere dönmeye Berk. Emilir hatay Koğuz kim izliyor maa. bizi? Ahırmak Karşıta ah karşılaştığımız zamanları be. tekrar hatırlamak isterim. Emilir Emili. Emilicim özel özel özele gel. <laughs> DM'den yazarsan. <laughs> Irmak'ın kendi YouTube kanalı var. Orada yazarsan benim gibi biraz daha. Evet abi Emil neden mesela Kaş'a gelmiyor ya? Gelsin. 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 Çok güzel yerler var orada. Bence de gelsin. Bak. Ben, ben rehberlik yaparım. <laughs> bir kaş görürsün yani. Al işte. Aa! Ulan Engin gene yaptın yapacağım. Ha biz de gerçek Emili zannetmemiştik o da ayrı yani de. Benimki ne? De Hangisi benim şaka? Berko, o mu? Aa. Editör yedi bizi. Hakikaten yedi. Eyüp Baba 25. Sorun Merve Toya. Irmak Kazuk seni hiç üzecek bir şey yaptı mı? Yaptıysa He. adres ver alalım boyunun ölçüsünü. Boyu biraz uzun yalnız bilmiyorum ölçmenize. Yaptın mı? Seni üzecek, kızdıracak bir şey. Yani <laughs> bak şimdi böyle böyle dans ederek, <laughs> sempatik hareketlerle falan. Böyle Şu güzel yüzüme bak da konuş. Güzel <laughs> yüzüme bak. <laughs> Gözleri ben bak da söyle. Evet. Irmak beni üzecek bir şey yapmadı. Yok, Neden? Yapmadım. Çünkü Irmak adam. <laughs> <laughs> Meoanvo. Merve Toy gibi insanları çok iyi tanırım. Çok sıcakkanlı ve samimi davrandıkları için biz sanki olacağız gibi ya dedirtirler ama oldurmazlar. Öyle misin? Böyle Merve. bir insan grubu mu var bak? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir insan grubu yani, mu var. Evet erkek gözüyle var. Öyle bir durumunuz mu var ya yani? mesela şey mi yapıyorsunuz? Ay çok sempatik. Olacak şey. zannedersin ama olmaz falan ya hani böyle bir. <laughs> <Ay> olacak <laughs> çok örnek zannedersin geliyor da. olmaz gibi bir kız grubu mu var böyle davranan diyorum yani? Var tabii ki var yani. Ve ben de onlardan biriyim. Yani halk dilinde de bunun karşılığı <laughs> var da şimdi e, bu bu defa daha şey olacağı için Yok, istemem önemli. ama yan cebime koyma. Evet, evet, evet. Sen Türk, halk dilinde gösterip vermez diyorsun yani. Güldü. <laughs> vallahi güldü. <laughs> Demek ki verecek. <laughs> Gönlünü tabii. Evet, on bence onu söylemek istediği mi o yoksa bilmiyorum. Ben, ben... Evet canım öyle demiş baksana. Ama biz orada değiliz. Onu söylemiyor. Biz sanki olsun. olacağız gibi ya dedirtirler ama oldurmazlar. Valla... Hey, sıcakkanlı, sempatik olmak bir şey <laughs> olacak e, beklentisi yaratıyorsa bence problem var yani hani zaten sıcakkanlı, sempatik o benim genel halimdir atıyorum. E, bir şey olacaksa ekstra bir şey olur ve zaten olur o zaman da yani. Sıcakkanlı ve sempati bir şey olacak diye ummak da bence biraz saçma yani. Ummayın öyle bence. Hani o zaman ne yapayım şöyle falan mı davranacağım insanlara? Bilmiyorum, bence saçma. Soru mırmak kazuka. Scarlett Johansson mu? Elizabeth Olsen mi? Şimdi iki ayrı profil, iki ayrı renkten bahsediyorsun. Gerçi <laughs> burada tabii ki Scarlett Johansson ya tabii böyle daha böyle seksi kadın figürü gibi tabii ki hep hayatımızda öyle girdi genelde çizdiği profil. Ama senin ama, etkilediğin yön başka anladın mı? Ama ama, <laughs> ama şöyle bir şey de var bence. Ay, ay Irma. Ama içi tertemiz Merve'ciğim. içi tertemiz Ancak ya. Ancak Irmağan'ın ilgilendiği bölüm kesinlikle o değil. Ezdebet ölsen ölür Ölsen ölür. Abi içi dışı bir bunların. Pırlanta gibi iki ama insandan bahsediyoruz. Ama bak şimdi bu biraz tabii pozla ilgili yani. Hangi fotoğrafını açtın? Ama ilgili. şöyle bir şey var. Bak Scarlett Johansson demin onu söyleyeyim. Scarlett Johansson daha böyle seksi bir kadın figürü e, olarak hayatımıza girdi falan ama bence çok doğal ve saf bir güzelliği de var kadının yani. E yani... tabii ne olacak zaten yani insan ben hep söylüyorum size. Victoria's Secret modelleri de Instagram'a koydukları gibi çoğu zaman şeyde podyumda yürüdükleri gibi var yani. Savaş, suluş olduğunda zaten normal olarak Hani eli yüzü düzgün. Kızlar yani. Yok tabii de. Hani şimdi ama bak şimdi Scarlett Johansson'a bak. Bir de sağdaki bak Elizabeth Olsen'e bak. Şimdi yani Elizabeth sen Olsen. Sen sen e bak sen Scarlett'e bak ama şimdi Irmağım bak şimdi bu, bu fotoğraf ya. Yani. E tamam <laughs> bir şey, a, a, e, öyle şey mi olur yani? Sen hep en iyi Allah. haliyle göreyim istiyorsun. Irmak böyle görmek istiyor Scarlett'i. Doğal güzelliğiyle. Hayır ben Scarlett'i nasıl görmek istediğimi söyleyeyim size. Kapat onu, kapat, kapat, kapat. <laughs> dur, hayır. Dur. Bak mesela yok. Yukarı, yukarı biraz yukarı alabiliriz. Aşağı. Sırtını <laughs> kaşıtırıyorsun abi. Sırtını kaşıtırıyorsun. <laughs> Ay bu çok iyiydi. Sırtını kaşıtırıyorsun. <laughs> Stefan ne? Monelik. Merve Toy, Irmak Gönsü. Kazuk kim bunlar ya? Editörün videolarını izleyemiyorum diyor. Anneden de can gibiyiz. Cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez göz gibiyiz. Biz Vallahi araya giriyoruz işte videoların. <laughs> Kafamızı çıkarıyoruz <laughs> şöyle. Elimde Özgür Avcı. Elimde Guardiola'nın yıllar önce berberde kestirdiği saç vardı. Merve ablaya satarım diyordum ama benim öyle pek uyum yok dedi. Tüh be demiş. Almam. Hayatta para vermem. Hediye edeceksen olabilir. Ne yapacağım adamın saçını ver şimdi? Zaten üç tane saçı var onu da kestiriyor mu? Belki ektirmiştir. Evet. Sene e, ek. Guardiola'yı bir gün Cevahir İş Merkezi şey alışveriş merkezinde görüyor kafada bant. <laughs> evet, o zaman bu haftalıkta bizden ne kadar? Bu kadar. <laughs> o kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bu kadar. Ay bir dakika dur. Yorum ha. falan şey yazın diye söyleyeceğiz. Ne bu söyle? geçtiğimiz bölüm en çok yorum yazdığınız bölüm olmuş bizde. O yüzden bu bölümde de lütfen hem bana dizi <laughs> tavsiyesi yazın. Lütfen bekliyorum dizi tavsiyelerini. Hem de yorumlarınızı, görüşlerinizi yazın. Artık ne olur e, editörü översem yorumum çıkar gibi düşünmeyin. Gördüğünüz gibi almadık. Yorumları editör değil biz alıyoruz. Dolayısıyla... Bu, bu da size... Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşürüz.